Yayınımız İşitme Engelliler Haber Bülteni ile devam ediyor. Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılıyor. Fırat Kalkanı Harekatı, terörle mücadele ve anayasa çalışmaları masada. Bakanlar Kurulu'nda Fırat Kalkanı kapsamında El Baba yönelik başlatılan hava harekatı ve operasyonun seyri ele alınıyor. Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bölgeden gelen son raporlar ve atılacak adımlar da masada. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı olarak seçilen Trump'ın Türkiye-Amerika ilişkilerini nasıl etkileyeceği merak konusu. FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ve FETÖ'nün Amerika'daki faaliyetlerine ilişkin yapılacak çalışmalar değerlendiriliyor. Avrupa Birliği ile ilişkiler ve ekonomideki gelişmeler de kurulun gündeminde. Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında 10 PYD, PKK ve 35 DEAŞ terör örgütü üyesi etkisiz hale getirilirken çok sayıda teşhisat imha edildi. Harekat kapsamında Suriye'nin Elbap bölgesine de hava harekatı düzenlendi. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 9 muhalif şehit oldu, 52 muhalif yaralandı. Suriye'nin Elbap bölgesine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında aralarında komuta kontrol merkezi, cephanelik ve karargah binalarının da bulunduğu 15 hedef imha edildi. Adana'da Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında 103 iş adamı hakkındaki iddianame tamamlandı. Zanlılar hakkında terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne finans sağlamak suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede sanıklar hakkında terör örgütüne üye olmaktan 15 yıl, terör örgütüne finans sağlamak suçundan da 10 yıl hapis cezası isteniyor. Sanıkların çoğunun örgütle bağlantılı derneklere üye oldukları ve belli zamanlarda sohbet toplantıları yapıp himmet adı altında para topladıkları da iddianamede vurgulandı. İddianamede bazı sanıkların kamufle olmak için demokrasi mitinglerine katıldığına da yer verildi. İddianame 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. ...15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlar fotoğraf kareleriyle yansıtıldı. Darbe girişimine ilişkin İstanbul'da düzenlenen yarışmada ödüller sahiplerini buldu. ...15 Temmuz fotoğraf yarışması Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlendi. Yarışmaya 694 fotoğrafçı 1983 eseriyle katıldı. Dereceye girenlere ödülleri Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz tarafından verildi. Çeşitli vesilelerle bunları tekrar edeceğiz. Çünkü artık bizlere 15 Temmuz gecesini unutmamak ve unutturmamak üzere bir görev tevdi edilmiş bulunuyor. Yarışmada birinciliğe Sedat Suna, ikinciliğe Serap Korkmaz, üçüncülüğe de Nazlı Kılıç'ın fotoğrafları layık görüldü. 50 fotoğrafsa sergilenmeye hak kazandı. Ankara'da özel bir film gösterimi vardı. Anakent Sağırlar Derneği ile Sesle Betimleme Derneği engelleri aşmak için el ele verdi. Gösterime girdiği dönemde büyük beğeni toplayan Babam ve Oğlum filmini işitme engelliler için işaret dili ve altyazıyla izlenime uygun hale getirdiler. Film yıl boyunca ayda bir kez gösterime girecek. Kendi aralarında da. Evet. Amcama niye böylesin diye sormayacağım. Çünkü amcam yani senin abin hepimiz gibi değil. Babam ve Oğlum filmini daha önceden de izlemiş miydiniz? İzledim. Anne benim tabii. İzledim, anlamadım. Altyazı ve işaret yoktu. Anne benim, hiç anlamadım. Hiç izlemedim. İlk defa izleyeceğim ve merak ediyorum. Onlar işitme engelli. Gösterime giren Türk filmlerini duyamadıkları için izleyememekten şikayetçiydiler. Ama bu engeli de aştılar. Ankara Yeni Mahalle Belediyesi'nin çatısı altında Anakent Sağırlar Derneği ile Sesli Betimleme Derneği el ele verdi. Bir döneme damgasını vuran Babam ve Oğlum filmi işitme engelliler için işaret dili ve altyazılı olarak hazırlandı. İşitme engellilerin seyrine sunuldu.
Yabancı filmlerden çok izledim ama alt yazılı olunca evet güzel oluyor diyor. Duygulandığım, ağladığım, mutlu olduğum oluyor diyor. Ankara Batıkent semtinde Yeni Mahalle Belediyesi'nin tiyatro salonunda film bir yıl boyunca ayda bir kere gösterime girecek. Talep yoğun olursa gösterim saatleri de artacak. Kızarmış elma gibi yanaklar sağlık işareti olarak görülür. Ancak kırmızı yüz, roza yani gül hastalığının habercisi de olabilir. Yüzde kızarma, yanma, sivilcelenme gibi sorunlara zemin hazırlayan bu hastalık lazerle tedavi edilebiliyor. Kılcal damarlar özellikle sıcak havalarda çok yoğun kabartılar ve kaşıntılara sebep oluyordu. Bu da benim ciddi anlamda günlük hayattan ve gündüzleri dışarı çıkmamı engelliyordu. Roza, yüzde görülen bir damar hastalığı. Halk arasında gül hastalığı olarak da biliniyor. Kızarıklık ve sıcaklık hissiyle kendini gösteren bu hastalık, lazer yöntemiyle tedavi edilebiliyor. Yanma, batma, kızarma ve kozmetik sabun değmesinde sıkıntı yaşıyor. Krem sürdüğünde ciddi hassasiyetlerle hasta karşımıza gelebiliyor. İkinci evresinde sivilcelenme şeklinde karşımıza geliyor. Ama damarı yok ettiğimizde bu evreye geçmeden ve bu şikayetlerini ortadan da kaldırmış oluyoruz. Tedavinin süresi damarın cinsi, kalınlığı ve yerleşim yerine göre değişiyor. Yüzdeki kılcal damarların lazerle yok edilmesi 6 seansa kadar sürebiliyor. Kremlerden çok fayda sağlayamıyoruz bu tarz damar hastalıklarında. Lazer çok etkili bir yöntem. Daha çok kış döneminde tercih ediyoruz. Ve güneşten korunmalarını mutlaka tembihliyoruz. Soğutuyorum. Tamamdır. Hadi ağrısız tedavi yöntemiyle bacaklardaki kırmızı, mavi ve mor renkli damarlanmalar da yok edilebiliyor. Ten görünümüne sahip olma, oradaki mavi yeşil görüntüyü istememeyle ilgiliydi şikayetim. Bu sebeple başvurmuştum ve daha ilk seansta bunu görebiliyorsunuz. Çünkü o ten görünümünün üzerindeki mavi, mor renkler, yeşil renkler yok olmuş oluyor. Bu yüzden de çok memnun kaldım. Çok güzel yok oldu. Oyunlar... Çocukların kendilerini ifade etmelerinin en eğlenceli yollarından biri. Uzmanlar oyunun çocuklar için ciddi bir iş olduğunu, ebeveynlerin de buna önem vermesi gerektiği görüşünde. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalayacağız. Yayınımıza bir canlı yayına devam ediyoruz. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor. İzliyoruz.